Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç Beyaz TV'de yayınlanan Uyan Türkiye programının 3G canlı yayın konuğu oldu. Kafın fuar alanında yapılan yayında Başkan Erkoç, birkaç gün sonra açılacak olan kitap fuarı ile ilgili bilgiler verdi. Bu yıl ikincisini düzenlemekteyiz. Burası bizim fuar merkezimiz burada. Yüzlerce yayın evi, yüzlerce yazar Kahramanmaraş'ımızda okurlarıyla buluşmakta. Görev ilk geldiğimizde birincisini düzenlemiştik. Gerçekten çok büyük bir kitap fuarı. Yüz binlerce vatandaşımız da ziyaret etmekte. Tabii Kahramanmaraş'ın bir özelliği, önemi var. Kahramanmaraş şiirin, edebiyatın başkenti. Yani Üstad Necip Fazıl'ın şehri. Erdem Beyazıtların, Nuri Pakdillerin, Rasim Özdenörenlerin, Cahit Zarifoğulların, Abdurrahim Karakoçların şehri. Burası Aşık Mahsuni'nin şehri. Ne kadar çok Tabii yani böyle şairimiz, tabii ki ozanımız varmış. birçok yani Kahramanmaraşlı olmayan şu an mesela Sezai Bey, Sezai Karakoç gibi birçok insan da yolu Kahramanmaraş'tan geçmiş. Kahramanmaraş birçok insana da ilham kaynağı olmuştur şiir ve edebiyatta. Burası bir gerçekten kültürün, edebiyatın başkenti olma yolunda Kahramanmaraş'ımız. Biz de bu konuda bu çalışmaları yürütmekteyiz. Kitap fuarının büyük eksikliğini hissetmekteydik geçmişte Kahramanmaraş'ımızda. Çünkü şu an bile Kahramanmaraş'ımızdan yüzlerce yazar var. Yani Kahramanmaraşlı, Türkiye'nin değişik yerlerinde günübirlik yazılar yazan, ulusal gazetelerde, televizyonlarda program yapan ve işte dediğimiz gibi başta Üstad Necip Fazıl olmak üzere birçok da Türk edebiyatına, Türk şiirine yön vermiş insanlar var Kahramanmaraş'ta. Sayın Başkan Erkoç'u yaptığı açıklamada UNESCO'nun Edebiyat Şehirleri listesine Kahramanmaraş'ın adını yazdırmak için çaba gösterdiklerini ifade etti. Burası o kadar çok kültür sanat adamı yetiştirmiş ki biz de şimdi UNESCO'nun edebiyat şehirleri var. O listeye Kahramanmaraş'ı da ekletmek için yoğun bir gayret içindeyiz. Tabi bunun altyapısının oluşması Girişim var çok mı önemli. başkanım? Efendim? Girişim var Tabi mı bu tabi konuyla var. ilgili? Bu konuyla ilgili gerekli altlığı oluşturmaktayız. Dediğimiz gibi bunu resmileştirme ve dünyaya ilan etme yolunda gayretler göstermekteyiz. Bunlarla ilgili kütüphaneler yapmaktayız şu an. Mesela il genelinde yaptığımız kütüphaneler var. Yapmaya devam ettiklerimiz var. Yedi Güzel Adam Müzesi de tarihi bir bina. Burasını restore ettiriyoruz. Şimdi Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi yapacağız o binayı da. Gerçekten orası bizim için çok önemli. Türk edebiyatı için çok önemli bir merkez olacak. Çünkü burada biz şair ve yazarlarımızı burada yaşatacağız eserleriyle beraber. Yani gelecek yüzyıllarda da aziz milletimize hizmet verecek bir altlık oluşturma gayreti içindeyiz. Yani bu restore ettiğimiz binalar, çarşılarımıza, diğer alanlarla beraber insanların ilham kaynağı olmaya devam etsin Kahramanmaraş. Tabii Kahramanmaraş'ın bu yönde bir özelliği var. Bu kimsenin bunu inkar edemez. Biz de bu altyapıyı desteklemek için dediğimiz gibi başta Yedi Güzel Adam Müzesi, orası da yaklaşık yani 200 yıllık falan bir bina, restore ettirdiğimiz bina şu an aslında uygun hale getiriyoruz ve müze yapıyoruz. Bunun dışında da bu konsepte çalışmalarımız devam ediyor. Yani sadece